Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de Yengeç Burcu erkeklerine geçtik. Yengeç Burcu erkeklerini Ağustos ayında neler bekliyor? Bunları yorumlayacağım sizler için. Umarım Nurettin Bey, sevgili Nurettin Bey, bu sefer daha hızlı görebilirsiniz aylık burç yorumunuzu. Size ben yine de mesaj atmayı planlıyorum. Bakalım hemen görebilecek misiniz? Bakalım şimdi bu ay, yani Ağustos ayında enerjileriniz nasıl olacak? Sizlere neler geliyor? Neler böyle size doğru geliyor? Bunları yorumlayacağım. Dilerseniz ben daha fazla konuşmadan hemen konuya gireyim. Kartlarımızı karıştırmaya başlayayım. Evet, şimdi sevgili Yengeç Burcu erkekleri, Ağustos ayınız nasıl olacak dediğimizde ilk defa bu kart geldi. Elektrikli yılan balığı ruhu. Bana bu sanki böyle uçsuz bucaksız denizleri hatırlattı. Böyle baktığım zaman böyle masmavi deniz ve etrafta hiç kara parçası yokmuş gibi geldi. Böyle bir görüntü geldi gözüme. Çok enteresan. Yani size de göstereyim şöyle hatta. Güzel bir rengi var. Bu rengi de hastayım zaten. Turkuaz rengi. İlk kartımız Kral kartı geldi ve Düşünceler kartı geldi ve yanında düşüncelerinizi hayata geçirin dedi elektrikli yılan balığı ruhu. Yani böyle çok babacan tavırlar içerisinde olacağınız bir Ağustos ayı var. Böyle davranmalısınız. Hani böyle herkese kol kanat germeyi planlayacağınız, düşüneceğiniz. Hani böyle bir insanım ben. Aslında yani bunu da göstermeliyim diyeceğiniz sanki bir ay. Ve imkansıza inanın dedi. Mavi ay geldi. Bakın yine bir mavi renk söz konusu. Hatta buradaki kartınızda bile bir mavi ay. Bence bu ay mavi renk mi sizin uğrunuz olsun? Mavi rengi sever misiniz? Sevebilirsiniz çünkü su grubusunuz. Büyük bir ihtimalle de suyla alakalı işlerle de uğraşıyor olabilirsiniz. Pınar Subayi diyeceğim şimdi aklıma geldi. Yani neyse. Yani suyla alakalı. Daha çok böyle aslında Yengeç Burcu erkeklerinin mesleği yemekle alakalı. Aşçılık olabilir. Çünkü onlara çok uygun bir meslektir aşçılık. Neyse. İmkansıza inanın dedi. Mavi ay. Bir şeylerin zamanı gelmiş artık ve sorguladığınız
şeyler konusunda, hani kafanızda böyle kurduğunuz, düşündüğünüz, ya şu nasıldı, şu nasıl böyle oldu, zamanında böyle böyle olmuştu, bunun sebebi neydi, işte kim ne yapmıştı, ne etmişti derken yoğun bir sorgulama enerjisinde olacaksınız. Sanki bunun zamanı gelmiş. Hani bir muhakeme etmeniz lazım olayları. İmkansıza inanın dedikten sonra böyle bir kart dizilimimiz var. Yani belki hayatınızda daha önce çok böyle mistik olaylar da yaşamış olabilirsiniz. Ama hala imkansıza inanmıyor olabilirsiniz. Daha gerçekçi, realist insanlar olabilirsiniz. Sanki burada artık geriye dönüp yaşadığın olaylara bakıp aslında imkansıza inanman gerektiğini, yani olmaz dediğin şeyin olduğuna inanmanız gerektiğini söyleyen bir açılımımız var burada. Ve ay, bu ay böyle olacak, Ağustos ayınız. Bayağı bir sorgulayacaksınız. Çünkü buna enerjiniz var. Özel hayatınızda ise gerçekten güzel şeyler olacak. Mutluluk, çocuk ve hayat ağacı yan yana gelmiş. %95'iniz çok mutlu olacağınız bir ay yaşayacaksınız. Eğer ki çocuğunuz yoksa bir bebek haberi alabilirsiniz. Veyahut da çocuğunuzun doğumu yine yengeç burcu. Ama tabii yine Ağustos ayının kaçına kadar? 23'üne kadar, 22'sine kadar hatta yengeç olabilir. Temmuz'un 22'si. Ondan sonra Aslan Ağustos ayı geliyor. Yani Aslan veya Yengeç burcu olabilir çocuğunuz eğer doğacaksa. Veyahut da küstüğünüz birisiyle tekrardan yeniden doğuş yaşayıp köklü ve sağlam bir ilişkiye geçebileceksiniz olarak görünüyor. Bunun da çok büyük bir ihtimalle sevdiğiniz kadınla alakalı olduğunu görüyorum. Çünkü yanında kalp tutan kadın gelmiş. Yalnız finansal sıkıntılar var. Ya istekleri çok, ya siz yetişemiyorsunuz, ya da birikimini tüketmiş birisi var burada. Bu kişinin yaşı biraz var. Yani 35'in üstü diyeyim ben size. Tam bir şey veremiyorum. Belki 40'ın da üstü olabilir. Ve sanki yaşı yaşınıza uygun gibi, her nedense öyle hissettim birçoğunuz için. Kimlerle uyumlanıyorum bilmiyorum ama. Bu finansal sıkıntılarla alakalı bir karar vereceksiniz ve vermeniz de gerekecek. Belki bu hayatınızdaki barışmak istediğiniz kadın da olabilir. Eğer ki hani böyle birisi benim hayatımda yok. Ben bir kadınla küsmedim. Barışmayı da düşünmüyorum. Hani öyle bir durumum yok diyorsanız da. Bu bir iş meselesi olabilir. Daha önce birisiyle bir iş yapmak istemiş olabilir. Fakat bunda başarısızlığa uğramış olabilirsiniz. Tekrar bir araya gelip bu sıkıntılarınızı konuşacaksınız. Tekrardan başlayalım mı? Yoksa burada yani yine kaldığımız yerden hani hiç sanki başlamamışız gibi devam mı edelim diyecek diyebilirsiniz. Bir konuşma gerçekleştirebilirsiniz kendi aranızda. Alttaki sırada ise, alt kartlarımızda ise, klasik tarot destemizde sizi bekleyen bir zafer var. Bu zaferiniz sizin çoğunuzun aslında tek başınıza olduğunuzu söylüyor. Yani sanki tek olmaktan hoşlanmışsınız. Bu sizin için uygun. Hani bazı insanlar olur ya, tek kalamazlar. Misal ben hiç sevmem. Hani böyle tek başına bir evde yaşamak, hiç ses yok, seda yok, çıt çıkmıyor. Bir eve geliyorsunuz, bir hoş geldin diyen yok. Hani ne bileyim böyle bir şeyi siz ya kafa dinliyorum tarzında bir şey diyebilirsiniz, bilmiyorum. Hani sizin karakterinize uygun böyle tek başınıza yaşayabilmek. Fakat burada bir şeyleri değiştirme enerjisinde olacaksınız. Hani acaba artık bu yalnızlığa bir son mu versem? Ya da artık bu yalnızlığınıza sinirlenecek misiniz? Ya niye ben bu kadar yalnızım? Eve geleyim de birileri olsun bari. Tarzında da olabilir. Ya da artık evleneyim de diyecek olabilirsiniz. Bu da olabilir. Veyahut da ne bileyim, gittiğim yerde artık ben de karşılanmak istiyorum. Hani birileri de beni karşılasın, gittiğim zaman kapı açılsın. Aa, hoş geldin desinler diyecek olabilirsiniz sanki. Böyle bir enerji de var. Yalnız yaşayanlar, yalnızlıktan hoşlananlar için söylüyorum tabii ki. Öte yandan çevreniz de olabilir burası. Yani çevrenizde hoş karşılanmak,
isteyecek olabilirsiniz. Veyahut da zaten herkes sizi çok güzel karşılıyordur. Size artık gına gelmiştir. Yeter artık yani yalakalık yapmayın da diyecek olabileceğiniz bir Ağustos ayınız olarak görünüyor. Peki bakalım sorularımıza geçelim şimdi. Aşırı nem var bu arada. Yelpazenin sesini duydunuz mu bilmiyorum. Ventilatör gibi. Ve soğuk su içtiğim için tabii ki de sesim yine gidiyor. Aslında belli bir yaştan sonra soğuk su içmemek lazım. Çinliler de galiba 40 yaşından sonra özellikle kendi sularını yanlarında getiriyorlarmış. Yani soğuk su taşımıyorlar. Ya da bilmiyorum belki başka bir sebepten de olabilir. Soğuk suyu pek tavsiye etmiyor aslında. Hani böyle ortam sıcaklığı, oda sıcaklığında olan sular daha iyi diyorlar belli bir yaştan sonra. Şimdi sorularımıza başlayalım. Bir işi olmayan sevgili yengeç burcu erkeklerini güç kartı geldi. Adalet dedim. Çok güzel bir başlangıç fırsatı yakalayacaksınız ve bu sizin için gerçekten çok güzel bir dönüm noktası olacak. Muazzam güzel bir işe başlayacak olabilirsiniz. Adliyede bir iş olabilir. Bir avukatlıkla, bir hakimlikle alakalı bir işler olabilir. Yani adli işlerle alakalı. Bu sizi çok güzel böyle bir güce getirecek. Çok iyi hissedeceksiniz kendinizi. Peki bir işiniz var ise, işi olanlar, iş yerinizin adresi değişecek olabilir. Evet, iş yerinizde bir taşınma söz konusu. Böyle sanki bir düzlüğe taşınacaksınız gibi. Hatta hani bazı iş yerleri İzmit'e, Kocaeli'ne falan taşınıyor ya, hani daha böyle tek katlı binalar, tek katlı iş yerleri falan oluyor. Sanki böyle öyle açık açık bir yer gibi geldi gözümün önüne. Bilmiyorum, öyle bir şey hissettim. Böyle bir gündeminiz olacak yani. Peki bir ilişkiniz yok ise. Artık çok gururlusunuz. Yani gururunuzu bir kenara bırakmanız lazım. Bir de şöyle bir şey var. İlişkiniz yok ama ilişkinize sürekli karışan bir kadın var. Bir anne enerjisi olabilir, abla enerjisi, kız kardeş veyahut da kız çocuk enerjisi olabilir. Eski eşiniz olabilir. Veyahut da akrabadan birisi veyahut da sadece arkadaş olduğunuz birisi de olabilir. Ama bir kadının etkisi var burada sevgili arkadaşlar. Yani bu kişiyi karıştırmasanız iyi olur diye düşünüyorum. İkizler ve Koç burcu geldi. Peki bir ilişkiniz var ise, ilişkiniz için çok çabalamışsınız, çok da çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz ilişkinize. Hani tabiri caizse işte ilişkide çalışmak nasıl olur size göre? Yeteri kadar ilgi göstermektir belki. Hani işte özel günlerini hatırlamaktır. İşte her sabah günaydın mesajı, her akşam iyi geceler mesajı olabilir. İşte halini, hatırını sormak sürekli olabilir. Yani varlığınızı hissettirmek, bu tarz bir şey yapıyor olabilirsiniz. Ama yine de çok üzgünsünüz ve yeni bir başlangıç istiyorsunuz. Aynı kişiyle mi, bir bakalım. Mevcut kişiyle olabilir ama düzenin değişmesini talebinde bulunacak sanki karşı taraf. Yani sizin yaptığınız bu tutumdan pek de memnun değil gibi sanki. Size birdenbire bir şey söyleyecek olabilir. Yani sen de artık şunu yapma, ben bunu sevmiyorum diyecek olabilir. Siz de şaşıracak olabilirsiniz. Böyle bir şey geldi gözümün önüne nedense. Hani işte konuşmak, iletişim çok önemlidir ya ilişkilerde. Hani herkes ne istiyor bilinmesi lazım ya. Hani siz belki çok love bombing yapıyorsunuz. Aklıma şey geldi. Love bombing, gaslighting, ghosting. En sonunda kara toprak diye. Tövbe tövbe. Neyse. Hani çok böyle love bombing yapıyorsanız, yani aşk bombaları böyle sürekli çok güzel böyle ne bileyim hediyeler, işte birlikte vakit geçirmeler, işte her dediğini yapmanız falan. Belki bundan hoşlanmıyordur veyahut da bunları yapmıyorsanız bunları istiyordur. Bir şey söyleyecek size yani partneriniz. Bundan sonra ne olacak peki o konuşmadan sonra? Bakın aydınlanacaksınız. Prens enerjileri ve değnek kralı. Peki ilişkinizi elinize tutmaya devam edeceksiniz.
Böyle yavaş yavaş gönlünü alacaksınız. Ondan sonra da onunla ilgili güzel şeyler yaşayacaksınız. Sizden memnun kalacak partneriniz. Hiç merak etmeyin. Peki evliyseniz? Evlilikte sorumluluk almak konusunda bir karara varacaksınız ve bu kararınızın sonucunda bir yapılandırmaya geçeceksiniz evliliğinizi. Yani evlilikte yapılandırma nasıl olabilir onu ben de bilmiyorum. Biraz böyle vergi borcu gibi oldu ama yapılandırma deyince. Yani ters giden bir şeyler varsa bunlara kalıcı çözüm bulacak olabilirsiniz. Öncelikle bir karar vermeniz lazım ama. Böyle her şeye objektif bakmanız gerekiyor. Evlilikte. Yani sadece sizin istekleriniz değil, sadece karşı tarafın istekleri değil. İkinizin ortak kararları çok önemli. Aynı masaya oturacaksınız. Ve herkes alması gereken sorumluluğu alacak. Yani siz bir evlilikten ne bekliyorsunuz? Eşiniz bir evlilikten ne bekliyor? Oturup birbirinize bunu söylemeniz lazım açık açık. Ondan sonra da davranışların bu yönde gelişmesi gerekiyor. Değişmesi demeyelim de gelişmesi diyelim. Ama kötü bir şey olarak gelmedi. Gayet iyi, güzel. Peki platonikseniz, uzaktan uzağa birisini seviyorsanız, bu kişiye karşı açılma enerjiniz nedir? Şimdi Mayıs ayından beri bir güvensizlik gelmiş, bir ikilem gelmiş ve bir fikir çatışması gelmiş. Sanırım bu ay pek de kendisine açılacak gibi görünmüyorsunuz. Ezanımız okunuyor, kısa bir mola. Evet, kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Platoniklerde kalmıştık. Bakalım niye böyle bir fikir çatışması ya da bu görüşmekten vazgeçme isteğiniz olacakmış. Bu bayan size kızacak olabilir ya da dominant bir yapıya sahip olabilir. Yani böyle biraz farklı sizden bir karakteri olabilir. Daha erkeksi bir tavır sergileyecek olabilir. Belki bunu göreceksiniz. Sizden üstün çıkmaya çalışacak olabilir. Yani sizden yani böyle ilişkide hakimiyetin kendisinde olmasını isteyen bir bayan olabilir. Bundan dolayı birazcık böyle çekinecek olabilirsiniz. Tabiri caizse biraz böyle erkek gibi bir bayan. Bu sizi biraz böyle sanki itebilir. Çünkü siz yengeç erkeği olduğunuz için böyle şeyleri pek isteyeceğinizi zannetmiyorum. Diğer aylara da bakarız. Tabii şimdi Ağustos ayında böyle bir açılma söz konusu değil. Yani sizden ona doğru. Peki. Ex partnerinizi istiyorsanız, ex partnerinizi tekrardan, ex eşiniz olabilir. Tekrardan barışmak, görüşmek istiyorsanız bakalım bu ayki enerjiniz nasılmış? Tane daha alacağım kart. Evet. Şimdi aranızda çok büyük ihtimalle ex eşiniz olarak görünüyor ya da evliliğe çok yakındınız, belki de beraber yaşıyordunuz. Böyle bayağı bir aranızda bir ciddiyet varmış sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi evli de olmuş olabilirsiniz. Ex eşinizmiş sanki birçoğunuza göre. Bu ay aslında bazı şeylerin zamanı gelmiş ama siz yine de evliliğin bitmiş olması veyahut da bu ciddi beraberliğin bitmiş olması sizde böyle bir kendini geri çekme, enerjiyi akıtmama, yani böyle düşüncenizde bile belki bazen düşünmek istemiyorsunuz barışmayı. Ama bir şey olacak ayın 5'inden sonra, 5'inden itibaren artık aranızda bir karma karmik döngü bitmiş. Ne oldu acaba onları bilmiyorum ama bir döngüyü bitirmişsiniz, kötü bir dönemi bitirmişsiniz. Artık daha güzel düşüneceksiniz. Bu ayın içinde olacak hepsi. Bütün bu gel gitleriniz. Yani böyle görüşmek isteyip sonra tekrardan görüşmek istememek. Ondan sonra tekrar görüşmek istemek. Bütün bunlara bir son vereceksiniz. Bir aniden karar vereceksiniz. Hava elementine mensup bir erkek gibi böyle birdenbire aniden karar vereceksiniz. Daha ciddi düşüneceksiniz. Peki karşı tarafın cevabı ne olacak? Evet, bakın burada çocuklar mevzusu var. Ya da sizi çok masumane sevmiş olabilir. Ya da siz çok masumane sevdiniz fakat arada bir ne yazık ki bir iş çeviren birisi olmuş. Masumiyetinin yanına şeytanlık geldi resmen.
Hani dolandırıcılık, sahtekarlık, arkadan iş çeviren bir durum. Ya da şöyle. İl ya da ülke dışında olabilir kendisi ya da siz öyle olabilirsiniz. Uzak mesafe çıktı burada. Çocukları bahane edecek olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı veyahut da içinizdeki saf çocuk tavrıyla kendisine gidecek olabilirsiniz. Ama sizin kandırmaya çalıştığınızı düşünecek. Hani bence şey yapmayın öyle. Espiritüel veyahut da çocuksu bir şekilde gitmeyin. Çünkü bekliyor bakın. Bekleme enerjisi var. Beklemeyi de durdurmuş. Şimdi bir ikilemde. Aslında sizden bir adım bekliyor. Ciddi bir adım bekliyor sizden. Hani eskisi gibi değil de daha kararlı gidin kendisine. Burada açıkçası böyle söylüyor. Daha kararlı, daha ciddi bir şekilde ve bazı şeylerin olmuş olması gerekiyormuş. Yani nasıl söyleyeyim size? Biz ailemle geliyoruz işte. Seni istemeye geleceğiz tarzında falan böyle bir ciddiyetinizi belirterek bu kişiyle konuşsanız iyi olur. Öbür türlü hani böyle eskilerden bahsederek işte veyahut da bir şeyi bahane ederek böyle geldiğiniz zaman yine bu kişi yani ex partneriniz veyahut da ex eşiniz üzülüyor gibi görünüyor burada. O yüzden hani artık tam böyle kararlı bir şekilde kendisine giderseniz bir aziz gibi. O zaman her şey düzelir. Aranız eskisinden de daha sağlam olacak olarak görünüyor. Evet, sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hepinizi kocaman öpüyorum. Artık Eylül ayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.